Arkadaşlar merhaba. Türkiye, Suriye'de, Kuzey Irak'ta yapılan operasyonu konuşuyor. Türkiye bir gece ansızın demişti. O gecelerden birisi yaşandı ve Türk ordusu hava harekatı olmak üzere Suriye'nin kuzeyine, Kuzey Irak'ın kuzeyine bir takım operasyonlar gerçekleştirdi ve belli hedefler yok edildi. Kara harekatı olacak mı olmayacak mı konuşuluyor ama aslında kara harekatı uzun zamandır zaten var orada. Gizli saklı değil, aleni bir şekilde Türk ordusu, Türk askeri orada başarılı operasyonlar yapıyor. MİT'in belirlediği noktalarda, MİT'in istihbaratıyla. Değerli dostlar, bugün bu meseleyi Kazım Yurdakul'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi hamdolsun. Öncelikle ben videonun başında bizi izleyenlere söylemek istiyorum. Sizin kanalınızı muhakkak takip etsinler. Şimdi evet. Burada konuşacaklarımız, orada konuştuklarınızın kısmen yansıması olacak. Evet. O yüzden Kazım Yurdakul kanalına mutlaka abone olsunlar. Orada belki anlattıklarımız var farklı ama burada da anlatacağımız farklı taraflar olacak. Evet. Bize özel detaylar da var ama dediğim gibi orada çok daha detay bulacaksınız değerli dostlar. Şimdi hocam siz Kasım ayına gelmeden Kasım ayında bir gece ansızın bu devlet gerekeni yapar demiştiniz. Evet. Ve bugün bir gece ansızın Türk ordusu Kuzey Irak'a, Suriye'nin kuzeyine girdi. Evet. Neler oluyor? Henüz az zını yaptı yani. Henüz daha gereğini yaparın tamamı değil bu. Ama önemli bir şey oluyor. Şöyle bir kere hem Suriye hem Irak'a giriyor. Yani iki devlete birden. Bugün ilk defa belki Cumhuriyet tarihinde. Ve oradaki şeyi düşünürsek ne kadar 1000 küsur kilometrelik bir alan üzerinden havadan yapıyor ama karadan da yapıyor ve yapacak. Bunu Cumhurbaşkanı da söylüyor. Kara harekatı devam edecek. Amaç bir kere şunu söyleyelim. Yani birileri böyle ne istiyor biz anlamıyoruz. Şimdi ben dün görüyorum bazı kesimler gafletle tabii ki böyle ezbere işte kendi bize önderlik eden abilerimizi takip edeceğiz diye sırf düşünmeden işte efendim seçim yatırımı bilmem falan diyorlar. Şimdi Türkiye'de bu kesimler değil mi göçmenler buradan gitsin diye? Nasıl gidecekler göçmenler buradan? Ya Allah aşkına yani bir akıl, vicdan bir yan yana koyalım, bir çarpalım, toplayalım. Nasıl gidecekler? Yani birileri böyle gitsin diyor. Bir kere bakın. Bu insanların buraya gelişi bir kere insani. Yani orada bir savaş var. Hani diyorlar ya gitsinler savaşsınlar. Öyle kolay mı savaşmak? Silahı yok, lojistiği yok adamın. Neyle savaşacak? Taş mı atacak yani? Bir de kime karşı savaşacaksın? Yani ülken kendi belirsizliği, yani böyle çok belirsizlik var. Bunların da başına gider ve özetleriz ama şimdi böyle bir durum var. Böyle bir durumda gelip sınırınıza dayanmışsa insanlar bir kere Birleşmiş Milletler'in de yani o hiç insani olmayan Birleşmiş Milletler'in görüntüde insani görüneyim diye koyduğu kural almak zorundasınız o insanları. Dolayısıyla biz hem insani sebepler hem bugünün geçerli uluslararası kuralları gereği o insanları aldık. Hı hı. Bu insanlar çok fazla olunca da doğal olarak yani birileri diyor ki tamam aldın da orada kamplarda bir ya biz de şey değiliz ki böyle hızla hemen oraya hop kamplar döşeyelim. 10 milyona yakın neredeyse Afganlısını falan katınca 10 milyona yakın insanı bir yerde şey yapalım, barındıralım. Mesela Türkiye'de kimse sözünü etmiyor. Bu ülkede kaçak giren, çıkan ve yaşayan işte belki yüz binler diyebileceğimiz Ermeni de var. Evet. Ama Türk devleti yine insani sebeplerle. O Ermeniler buraya girip çıkmasa Ermeniler aç kalacak. O yüzden buna izin veriyor. Dolayısıyla yıllardır da bu iş olduğunda sınıra dayandıklarında aldı. Ama o günden beri de diyor ki uluslararası camiaya burayı temizleyelim bir an önce güvenli bölge haline getirelim ki bu insanlar geri dönsün taşınsın. Şimdi Türkiye'de göçmenler niye var gitsin diyen, Türkiye'de göçmenler üzerinden operasyon deneyen, yapmaya çalışan ve işte bunlara ne diyelim birilerinin bu konuda belki sokağa dökülmesine altyapı oluşturmaya çalışanlarla o göçmenlerin buraya gelmesinin sebebi olan ve o göçmenler geri dönmesin diye de orayı temizleyemeyenler aynı güçler. Evet. Yani burada bir tek adam gibi hareket eden, akılla ve vicdanla hareket eden tek yapı, tek kurum var Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bazı vatandaşları bununla övünç duyacaklarına yani bak biz maalesef ya bir gün gaflete düştük. Bizim devletimizi, devlet başkanımızı IŞİD'i kurmakla itham ettik. Hı hı. Halbuki IŞİD'i kimlerin kurduğu isim bizim tek tek ortaya çıktı. Arkalarında kimlerin olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra bizim devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderlik devletimiz IŞİD'i ilk terör örgütü ilan eden devlet oldu.
Orada 58 devlet sözde IŞİD'i temizleyemedi. En çok IŞİD'li teröristi öldüren bizim devletimiz. Evet. Ve orada bugün o Ayn al-Arab, Kobani haricinde Serablus ve Tel Abyad'da IŞİD'i temizleyip orada çocuk parkları yapan, şu anda çocuklar orada oynuyorlar. Bunu yapan da bizim devletimizdi demiyor maalesef. Çok acı bir şey bu. Nitekim orada arada kalan ve PKK'nın daha çok hakim olduğu o Kobani denen yerden gelen bir terörist orada yetiştirilmiş. PKK'lı bir istihbaratçı olan, YPG, PYD'li istihbaratçı olan bir kadın geliyor İstiklal Caddesi'nin ortasına bomba koyuyor. Hiç utanmadan bununla ilgili bile Türk devletini suçluyorlar. Yani bu insanlığından çıkmış varlıklar zaten teröristler. Bir de bunlara arka çıkan insanlığından çıkmış varlıklar var. İşte görüyorsunuz onlara ödüllerini atfediyor birileri. Efendim onlara cezaevinde mektuplar gönderiyorlar falan yapıyorlar filan yapıyorlar. Bugün bakın şöyle bir şey söyledim. Türk Tabipler Birliği yazıyor. Türkiye karşı çıkan ne varsa onun arkasında. Tebabete, sağlığa karşı çıkan ne varsa onun arkasında. Yani adam öldüren teröristlerin arkasında. Arkasında maaş aldığı silah ve sigara karteli var. Ondan sonra birliğe karşı bölücülük ne varsa onun arkasında. Başının sözde TTB bu. Başında Türk olan bizim kurumlarda biz bunu Türk olmayan, evet. Tebabete düşman olan bölücüler topluluğu diyelim o zaman. Diyelim yani. Bakın benzer bir konudur. Birileri çukurlar kazdı. Bu ülkenin milletinin vekili olan, sözde vekili olan birileri oraya silah taşıdı. Ondan sonra ve buna, milletin buna aracını kullandı. Aracını kullandı. Buna evet. Sesleri çıkmadı birilerinin. Hala da çıkmıyor. Onları böyle seviyorlar. Onlar demokrasi için yapıyorlarmış bunları. Değil mi? Yani saz çalınca demokrat oluyorsunuz çünkü. Yukarıda dağda silahlı teröristsiniz. Kardeşinizin askerlik sorunu çıkınca genel başkan olmak üzere hop oradan iniyorsunuz aşağıya. Bir de böyle bir genel başkan değişim ancak oligarşilerde olur. Diktat sisteminde olur. Seçimsiz genel başkan değişiyor. Elit silahlı bir terörist genel başkan oluyor. Sonra rahmetli Ahmet Kaya'nın elinden sazı alıp onu terörist yapan aynı basın grubu bunun eline saz veriyor. Bunu da terörist ilan kurulup demokrat yapıyor birilerinin gözünde maalesef. Yani bunlar terörün ne olduğunu anlamıyorlar herhalde. Bakın şiddet uygulayan insan değildir. Nokta. Çünkü ha, burada şöyle karıştırılmasın. Korunmak, şiddete karşı kendini korumak şiddet değildir. Korunmadır o. İnsanlar ailelerini, kendilerini ve vatanlarını koruyabilirler şiddete karşı. Bunun dışındaki şiddetten bahsediyorum. İşte bizim hocam, dinimizde... Yani şöyle, şunu da anlarım. Yani bir zamanlar hani bu ülkede kabul ediyoruz. Devlet bir barış da yaptı bununla ilgili. Bir Kürt bölgelerinde, Doğu bölgelerinde bir devletsizlik vardı. Devlet yoktu. Devletin söyledim. Zaafı, ayıbı, yanlışı, ne her şeyi söyleyebiliriz. Kimse, özür dilerim. O devlet ne yaptı sonra? Bir barış yaptı, bir uzlaşı yaptı. Biz bu yılların telafisini yapacağız dedi. Yaptı da nitekim doğuya yardım yağdı. Evet. Bunları gördük. Yollar, okullar vesaire. Çok ciddi bir yardım da yapıldı. Ama bunu bahane ederek devlete karşı bir isyan dalgası başlatmak, evet. Terörize etmek. Evet. Hadi o zamanlar bahaneniz vardı. Şu an böyle bir bahaneniz de yok. Hala bunun neyin savunuculuğunu yapıyorsunuz? Bu şiddettir. Bu çok terördür. Çok güzel bir örneğini anlatacağım. İlk defa senin programında bu şekilde anlatılıyor olacak. Dediğin doğru. Ama bu bizim devletimiz değil. Devletimizin içine sızmış, devletimizi ele geçirmiş vesayet unsurları. Yani yine bu kesimin arkasında durdukları. Evet. 2,5 yılda bu ülkede 1991-94 DYP-SHP iktidarı vardı. Yerine keşke, bakın birileri bir şey anlasın diye söylüyorum. Ana vatan DSP iktidarı olsaydı. Biri milli, biri değil. Vesayetçi. Çok net. Nitekim de şuradan belli. 2,5 yılda toplam şehidin 1/3 verilmiş. 2,5 yıl. 6.000 küsür. 2,5 yılda 100 yıllık faili meçhul dosyasının 1/3 olmuş. Evet. Yine 6.000 küsür. Topladığımızda evet. 13.000 ediyor. Hesapladık geçen gün. Günde 17 kişi birileri öldürmüş, çukura atmış, bilmem ne yapmış. Devlet failini bulamamış. Şimdi bu adamlar kalkmışlar bugün böyle şeyler söylüyorlar. Ben bunu birincil yaşayan insanım. Bu ülkede çünkü o vesayet unsurları 90'larda Kürtlere yaptılar bunu. 100 yılın çeşitli zamanlarında dindar insanlara yaptılar bunu. 500 yıl önce Alevilere, Türklere, asli unsura yaptılar bunu. Devletin ve dinin asli unsuru. Ben bir Aleviyim. Bakın ne söyleyeceğim şimdi, ne anlatacağım, herkes belki şaşıracak. O gün Türkmen katli vaciptir diye bir fetva verdi o Ebu Suud denen Anezi Yahudi Şeyhülislam maalesef. Bir fetva verdi, altına mührünü vurdu. Değil mi? Evet. Ve bir ton Türkmen katledildi ve dikkat edin oradan sonra yani 1600'den itibariyle devlette üst noktada bir tane Türk göremezsiniz. Böyle acılar yaşandı. Ben bu acılarda bile kendi sülaleme diyorum ki kaçmayacaktık.
mücadele edecektik devletimiz. Gerçekten zor tabii ki, zor. Yani alet edebilince devleti adam ele geçirmişsen ayağı çıplak bir vatandaşsın. Tabii dağlara, toroslara kaçtın. Yani yapacağın bir şey yoktu. Fakat bakın bugün 500 yıl sonra devletimiz asli unsura sahip çıkıyor. Diyor ki ben Horasan köklü bir devletim. Benim asli unsurum Horasan köktür. Dolayısıyla işte Hacı Bektaş'a gidiyor Cumhurbaşkanı. Aynı anda başka bir suikast girişimi, Selefi bir lidere suikast girişimi olmuş olmasına rağmen Cemevi'ne ziyarete gidiyor. Sonra da Alevi açılımını yapıyor bu ülkede. Bakın Cuma günü yapıyor. Pazartesi günü sözde YÖK Başkanı diyorum onu artık. O benim için YÖK Başkanı değil. Sözde YÖK Başkanı o Alevi katlinin altına vurulmuş mührü Cumhurbaşkanı'na hediye ediyor. Bakın. Şimdi ben devletçi bir insanım. Bunu görmesem devletime o zaman kızayım, küfür edeyim, devletimin arkasından iş çevirenlerin peşinden mi gideyim? Terör yapan insanların insanlığımı bırakıp terör yapanların peşinden mi gideyim böyle oldu diye? Bakın çözemeyiz ki o zaman hiçbir şeyi. Evet. Ama ben ne yapıyorum? Mutedil davranıyorum, izliyorum. Ne olacak, ne bilecek? Ha zaten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu kavgayı kazanamazsak zaten o zaman o terör olmaz. O zaman biz çıkarız sokağa, hakkımızı ararız. O yok başkanım çünkü bizim kellemizi almaya gelecek o zaman. Değil mi? Çok açık söylüyor adam. Ama Cumhurbaşkanımız ertesi gün cevap veriyor. O Ebu Suud'la aynı soydan olan, bakın çok önemli. Ebu Sufyan'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz zırhını giyiyor sonra çıkar efendim dinlenin falan diyorlar. Hayır diyor, biz zırhımızı çıkarmayız. Ne demek bu? Savaşın sonuna kadar şeyde. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında biz zırhımızı giydik diyor. Çıkarmayacağız diyor sizi bitirene kadar. Çünkü siz bu milletin, bu devletin düşmanısınız. Şimdi bunu görelim. Bunda hemfikir olan herkesle konuşuyoruz. Peki görevden neden almıyor sizce? Ya şu anda bakın çok yani şunun için çok basit soruyorum. Yani sıradan bir vatandaş çok, olarak siz Alevilerin gönlünü almaya çalışıyorsunuz. Onların dergahına gidiyorsunuz. Bence de o dergahlarla ilgili yapılması gereken çok güzel işler var. Sonra da sizin YÖK başkanınız, yani sizin atadığınız adam geliyor size Alevilerin katlinin vacip olduğunun mührünü geliyor görevden size. Almayı bırakın. Göreve getirilişi şu anda alınmayışıyla aynı sebeptir. Yaklaşıyor günü. O benim bir gece ansızın dediğim aslında o gündür. O gün ne, nasıl o gün hep olacak? Birlikte görevden alınacaklar inşallah. Bölgede herkes görmüyor mu zaten bir temizlik gerekliliğini? Kapkaranlık oldu ortalık yani. Bürokrasi kapkaranlık oldu. Siyaset kapkaranlık oldu. Bakın çok net söylüyorum. Ama birileri anlasın artık. Bakın baştan itibaren ben Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini aradan cımbızla seçiyorum, anlatıyorum. Çünkü niye? Devlet söylüyor. Birileri bana programlarda çok Cumhurbaşkanı'nın ismini kullanıyor. Kimin ismini kullanacağım kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni anlatırken nereden anlatacağım ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni? Cumhurbaşkanı sabah kalkınca aklına gelenleri mi söylüyor zannediyorsunuz? Söylediği şeyler bu devletin cümleleri. Dolayısıyla bunu nasıl dile getireceğiz? Ne diyor Cumhurbaşkanımız en son geçen hafta? Müthiş bir cümle. Kimse farkına varmadı. Biz diyor haramla helali biliriz. Yani bu bilen kim? Devlet. Türk Devleti. Haramı da bilir, helali de bilir. Biz diyor haramı siyasilere bıraktık. Bunun bir tane anlamı var ya. Geliyor diyor. Külliyeden çamaşır suyu geliyor diyor yani. Çok net bunun anlamı. Şimdi bunun için mücadele etmek var. Bir de dışarıda durup tam tersine bir de düşmana yani kendinize de eziyet çektirene taşeronluk var. Bugün maalesef birçok bazı diyelim birçok demeyelim bazı Alevi kitlelerinde bazı kendini Müslüman dindar zanneden insanımızda işte bazı sosyal demokrat zanneden insanımızda bu durum var. Yani evet veya bazı Kürt insanımızda bu durum var. Evet. Devletin içine girmiş bu unsurlar bize eziyet ettiler. Doğru. Ya biz onlar için onların arkasında duranlarla işbirliği haline gelip devletimize düşman hale geliyoruz. Bakın görüyor musunuz şeytanın nasıl oyun oynadığını? Bizi bize düşman ediyor. O yüzden yıllar sonra ben yıllardır söylediğim için yıllar sonra diyorum. Abdullah Çiftçi Beyefendi ne yazıyor geçen gün? Türk'ü Türk yurdunda esir ettiler. Ben yıllardır bunu söylüyorum, üstüne bir şey daha söylüyorum. Türk'ü Türk'ün üzerinden düşürüyorlar sürekli. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerinden düşürüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden düşürüyorlar. Genç Osman'ın üzerinden, 2. Mahmut Han'ın üzerinden. Birileri tartışıyor. Ya akıllı olun, yapılana bakın, olana bitene bakın. Neyi tartışıyorsunuz hala? Yani birileri hala bugün bakıyorum mesela bir sözde ülkücü bir kesim. Efendim Cumhurbaşkanı X'den Y'den kızıyor falan. Yahu Turan da demeyelim bu arada doğrusu Keneş'tir, Kengeç'tir. Bunu kurdu. Daha ne yapsın yani? Siz hala ülkücülükten dem vurup efendim yıllar önce şöyle demişti ben Türklüğü de şey attım milliyetçiliği de bıraktım demişti de falan da filan da diyorsunuz. Ya demek ki böyle bir şey olduğuna göre orada o gün onu dememesi gerektiği için demiş. Ya buradan bunu anlamıyor musunuz yani siz? Türk'ü en üst seviyede bir araya getirmiş bir adama hala diyorsun ki yıllar önce öyle dedi böyle dedi. Evet. Yani siz şunu diyorsunuz Erdoğan çevresine topluyor ki yayalım, güzel yayalım.
Yani güzel yayalım, evet. Ne diyeyim? Yani çünkü artık eli kulağında oysa çok da konuşmak istemiyorum bu konuda. Peki şimdi operasyona geri dönelim. Bu operasyon Türkiye'de bir kilometre taşıdır. Şu dönem için söylüyorum özellikle. Amerika'ya rağmen yapılmış bir operasyon bu. Amerika'yı atıyor muyuz o bölgeden? Amerika'ya rağmen değil, Amerika'ya yapılan bir operasyondur. Çok açıkça. Tabii ki yani. Peki Amerikan unsurları var orada. Yani bildiğin Amerikan askerleri var. Vuruyor ya Türkiye zaten. Şu anda Amerika gıkını çıkartamıyor. Bakın. Niçin? Çıkartamıyor çünkü güçsüz. Çünkü Türk devleti güçlü. Bakın Türk devleti ne yapıyor? Demin onu da söyleyecektim. Ölen Amerikalılar var mı orada? Vardır elbette ki yani orada. Amerikan üssü yok mu? Var. Vurduğu ilk yer Amerikan üssü. Hani geçen Eylül ayında, daha bundan 1,5 ay önce, 2 ay önce ağır silahlarla YPG ve PYD ile şey yapan, nedir onun adı? Tatbikat yapan Amerikan üssü. Yani şu olabilir mi? Türkiye Amerika'ya bu operasyonu yapacağını bildirmiştir. Geri dönüş yok. Adamlarınızı çıkarın demiş olabilir mi? Cumhurbaşkanı diyor, Biden'ı aramadım, Putin'i de aramadım diyor. Dedim bunu. Dedi tabii. Aramadım diyor. Yani bizim artık bunlarla işimiz, biz kimsenin icazet de almayacağız diyor birincisi. İkincisi aramadım, haber de vermedim diyor. Ha, Amerikalı sezmiştir bunu. Çünkü 2-3 gün önce Amerika'nın bir duyurusunu gördüm ben. Türkiye operasyon yapacak diye bir duyurusu vardı. Dolayısıyla kaçmıştır en fazla Amerikan askeri. Kaçtıysa da bakma, orası Amerika'nın toprağıdır bana göre. Orada üssü kurmuşsun. Tabii. Oraya parayı getirmişsin. Oraya silah getirmişsin. Adamla daha 1,5 ay önce tatbikat yapıyorsun. Şimdi muhtemelen çıkacak Amerika. Biz orada yoktuk diyecek. Böyle bir Amerika. Çünkü Ukrayna aynı şeyi yapmadı mı Amerika? Sonuna kadar getirdi. Son gün dedi ki, efendim biz savaşırız demedik ki dedi Biden. Biz dedi ambargo koyarız dedi. O gün ben ne dedim? O ambargoda Rusya'yı zenginleştirir, Avrupa'yı bitirir dedim mi? Dedim. Hı hı. Hatta bir ne diyelim, televizyonlarda çok tanınan, Türk insanının çok tanıdığı birisi de, ismini şimdi vermiyor, o kendisi onu söyler. Geçenlerde bir sempozyumda, panelde demiş ki, ya hepimiz tosladık duvara bu konuda, Rusya konusunda. Bir tek demiş, o kendi ağzı, kendi tarzıyla, Kazım, işte diyelim biz öyle, Kazım bildi bu konuyu demiş. Demedik mi bunu, söyledik. Evet. Bir takım şeylere dayanarak söyledik yani. Hepsini de öyle söylüyoruz. Her biri de her gün çıkıyor ve bununla da Allah tersini yapıyorsam affetsin ama öyle bir şey yapmıyorum. Yani kendimi övmek değil. Hep şunu vurgulamak için insanlara bunu söylüyorum tekrar tekrar. Ya bir plan var, bir şey yürüyor bakın. Hani ben bilmem bununla alakalı. Ben müneccim değilim ki. O planı fotoğrafı doğru görmüşüm demek. Siz de oradan bakıp o fotoğrafı görün diye bunu tekrar edip duruyorum. Yani artık her gün neredeyse olan olaylarla, cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, maliye bakanlarının, bakanların yurt dışından da söylüyorum, uluslararası düzeyde söylediği cümlelerle teyit oluyoruz yani. Her gün kavramları yerine koyuyoruz. Belki de kavramlara önderlik ediyoruz. Yani kanaat önderliğinin dışında kavramsal önderlik yapıyoruz literatüre. Hocam Rusya hava sahasını açtı. Özür dilerim. Atlıyorum deminden beri söyleyeceğim. Çok önemli bir şey var bakın, kimsenin fark etmediği. Türkiye şimdi bu ne dedik, ilk defa Cumhuriyet tarihinde bu kadar geniş bir alana ve iki tane devlete birden operasyon yapıyor. Evet. İki devletin topraklarına, ama başka bir şey daha yapıyor. Daha geçen hafta o bombanın da atılma sebeplerinden önemli biri Türk Devletler Birliği tek devlet açıklamasını genel sekreteri yapmıştı, ama orada bakın çok önemli bir şey oldu. Kıbrıs konusunu gündeme getirdi. Gözlemci devlet yaptı. Daha önemlisi savaş sebebi sayılan Güney Azerbaycan kavramını kullandı Azerbaycan Devlet Başkanı. Hı hı. Yani İran'a da hadi buyur gel dedi Türkiye diyorum ben. Oraya gelecek. Öbür tarafta Yunanistan var. Bakın Türkiye ne diyor? İsterseniz hepiniz birden gelin. Topunuz gelin diyor. Hı hı. Benim böyle bir gücüm var. Yani aynı anda iki ülke operasyon yaparak. İkisine yaparak, alırım, üçü ve dördü de açmışken yani. Üçü, diğerleri iki tanesi açılmış. Hı. Yani her an bir müdahale olabilir durumdayken yapıyor iki ülke operasyon. Hı. Çünkü diyor ben hepsine hazırım. Sen diyor şu anda ben buradan operasyon yaparken beni arkamdan vuracaksın ya sözde Yunanistan. Ay ana denk al, ben ona da hazırım diyor. Peki Amerika intikam olarak Yunanistan'ı sahaya sürebilir mi bu süreçte? Sürebilir tabii ki. İnşallah sürer. Niye inşallah diyorum, bakın biz şey değiliz yani, kandan beslenen falan insan değiliz. Ama buradan NATO'nun artık temizlenmesi gerekiyor. Evet. Artık burası kaldı. Hep ne dedim? Ukrayna'dan biridir, sondan bir. Son final Anadolu ve çevresidir dedim. Bunu dedim. Evet. İşte Suriye, Irak, Yunanistan, Akdeniz, Ege. Burasıdır. Burada artık ne kopacaksa kopacak. Dedaş'tan, Medaş'tan, hatta ta Sırbistan'dan. Sırbistan Cumhurbaşkanı ne diyor? Buradaki meseleyi çözerse Sayın Cumhurbaşkanı çözer. Çünkü Sırbistan'la Kosova'nın atışma sebebi ne? Sormayın. Siz söyleyince aklıma geldi. Sırp bir milletvekili ne dedi geçen gün, haberiniz var mı bilmiyorum ama eğer Türkler dedi Avrupa'ya gelmeseydi, buraları işgal etmeseydi Sırp diye bir ırk olmazdı. O kadar. Bu Romalılar bizim ırkımızın kökünü kazırdı. Ya. Türkler sayesinde Sırp ırkı yaşıyor dedi. Yani bakın söyleyeyim, 2016 yani 6 senedir diyorum ki Sırp ve Yunan halkı diyor ki
500 yıl biz bu adam gibi yaşadık. 200 yıl önce bizi düzülttüler, siz bizdensiniz dediler. Hı-hı. O diyenler bizi mahvettiler, kafamızı yerden kaldıramadık, evet. Mahvolduk. Diyordum, hep anlatıyordum. İşte bu dediğinin aynısını iki tane Yunanlı papaz. İşte birisi diyor ki, Türkler olmasaydı Yunanca konuşamazdınız diyor. Evet, evet. Bir tane papaz diyor ki, Türkler olmasaydı Ayasofya bugün yıkılmıştı diyor. Doğru evet, ama aynı papaz ne diyor? Evet, bizi Amerika kandırıyor diyor. Türkler zayıf falan değil, çok güçlü. Evet. Eğer Türkler bir gece ansızın evet, deyip yani. De gelirlerse Atina'ya kadar ben gelirler. Ben bunu bilmiyorum mesela. Diyor o papaz. Aynen bu cümleyi de söylemişim ben. Şeyde bir başka bir programda. Aynen bu cümle. Hatta onu yanlış başlıkla koymuşlardı. Bir haftaya Atina'ya giriyoruz şeklinde koymuşlardı. O günün tarihinden baktım. Bir haftaya değil, bir haftada gireriz diye söylediğim. Aynen bunu söylediğim. Ve bizim oraya giriş sebebimiz Yunanlı'yla bir derdimiz yok. Nitekim ben bu programımdan, o programdan sonra Dışişleri Bakanı Yunan dedi ki bizim Türkiye'yle bir meselemiz yok. Şimdi bu kadar hengamenin için adam bu cümleyi araya niye sokuyor? Anlattığımız şey çok net. Bütün dünya bu pentanatodan kurtulmak istiyor artık. Bunu da Ukrayna kimle yapıyor? Yakın güç. Hatta daha savaşın başladığı gün Türkiye gidiyor Ukrayna ile stratejik anlaşma imzalıyor değil mi? Hı hı. Biz ne dedik? Rusya, Ukrayna, Türkiye birdir. Mesele buradan Natolikleri, Haçlıları kovmaktır. Bunu söyledik. Seninle yaptığımız bir program değil miydi? Bahara en fazla dediğim yaza çok uzasa yaza can ciğer kuzu sarması olacak Ukrayna ile Rusya. Ama bakın ey milletim biz bunu söylerken Rusya Ukrayna'dan çekileceğini açıklar çekilmeye başlarken aynı gün gazetelerin bazıları Ukrayna'da şu kadar asker Ruslara saldırdı, Ruslar böyle yaptı bilmem ne diye yalan söylüyor size. Artık yani bir bırakın hepsi bakın hepsi pentanatonun unsurları bugün hala ve karanlık o yüzden Türkiye'de. Hı hı. Şimdi işte Cumhurbaşkanı'nın aslında hepsine birden bir gecede dediği hikaye işte bu hepsine birden öyle bir gideceğiz ki Türkiye'de o zaman siz sağlıklı Türk medyası izlemeye başlayacaksınız. Herkes ayağını denk alacak çünkü o zaman. O pentanatonun tasmasıyla hareket etmeyecek o zaman. Ondan sonra bürokraside siyasette işte Cumhurbaşkanı'nın biz haramı siyasilere bıraktık demesini gerektirecek durumlar olmayacak artık. Bunları yaşayacağız hep birlikte. Adaleti yaşayacağız hep birlikte. Liyakati yaşayacağız. Temizliği, tertemiz böyle bir ortamda yaşayacağız. Ta Çin devlet başkanı. Bizle 200 tane anlaşma imzalamış. Ne zaman? Referandumdan sonra. Yani devlet Cumhurbaşkanı'nı ve kendini siyasetten kurtardıktan sonra. Hocam Çin diyoruz da Çin deyince de Doğu Türkistan deyip duruyorlar. Yani gelelim ona da gelelim. Çin bir de bu tarafı var. Gelelim. Kısaca. 200 tane bu Çin o referandumdan sonra. Yani devlet siyasetten kendini kurtardıktan sonra bakın. 200 tane anlaşma hemen bir hafta sonra. 200 tane stratejik anlaşma. 200 stratejik anlaşma ne demek biliyor musunuz? Bir de iki devletin birbirlerinin kaderlerini birleştirmişler demek. Yani gelip tem tersi iki tarafta bir yapı gelip de bütün anlaşmaları bozmadıkça, bozana kadar kaderlerini birleştirmiş demek. Bir. İkincisi Çin'de bunu da sağlayan ve son bir yıldır da özellikle tamamen Çin'i Türk çizgisinde hareket ettiren 125 milyon sarı Uygur var. Çin'in içine gömülmüş. Hani Rusya'da da şimdi ortaya çıkıyor ya Rus ordusunun %50'si Müslüman, Rusya'nın çoğu aslında evet. Türktü falan. Bunları hep biz yıllarca söylüyorduk. Birileri bunlara komple teorisi başlığı altında saçmalık diye bakıyordu. Halbuki teoriydi bunlar. Zaten belgesi olmaz ki bunların yani. Teori olur. Orada öyle bir durum var. Çin'deki bazı unsurlar bak yine aynı şey. Aynı İran'da geçen haftalarda tetiklenen şey de aynısıydı. Aynen bizim ne dedik 90'larda Kürt kardeşlerimiz işte 500 yıl önce Türk Çin'deki bazı Çin devletinin içinde bu işbirliğini istemeyen bazı unsurlar evet bunu yapıyor işte. Aynı hikaye bakın. 90'larda nasıl ki o gladyocu efendim bazı paşalar, bazı efendim emniyet müdürleri, bazı bilmem bürokrasinin tepesindeki insanlar, oradaki sözde vakıflar, insani vakıflar, derneklerle işbirliği içinde, PKK ile işbirliği içinde bir sürü hikayeler yapıyorlardı. Hı hı. Bunlar buradan itiyordu halkı. Yani bunlar gelip buradan halka eziyet ediyordu. Halk oradan PKK'ya kaçıyordu. Birlikte yapıyorlardı bu operasyonu. Şimdi aynısını Çin'de yapıyorlar. Aynısı İran'da oluyor. Gidiyor bir tane birisi İran'da İmam Rıza'nın kardeşinin galiba tabii kabrini, İmam Rıza'nın kardeşinin kabrini bombalıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ilk kafayı çıkartan Ruhani. Buyurun gelin masada konuşalım falan. Ya buradan ne anlarsınız bu adamlar? Bunu yaptırıp ondan sonra da efendim ülkenin adaletlisi, efendisiymiş gibi ortaya çıkıp o günkü iktidarı şeye çağırıyorlar. Efendim adalete, efendiliğe, daha saygınlığa çağırıyorlar. Halbuki yapan bunlar. Her yerde, dünyanın her yerinde bunlar bunu yapıyorlar. İşte bugün terörün arkasında bunlar var. İşte demin konuştuk ya, sen orada git savaş çıkar efendim. Öncesine gidelim. Sen Suriye'de ve Irak'ta git, nüfusun tersine bir iktidar belirle ve o iktidarı oraya yapıştır. Yani oynamaz şekilde. Suriye'de
Ülkenin %12'si iktidarın tam sahibi. Ülkenin %88'i öğretmen olamıyor, doktor olamıyor, general olamıyor, hiçbir şey olamıyor. Özellikle Kürtler vatandaş değil Suriye'de. Irak'ta tam tersini yap. Ülkenin çoğunluğu Şii, sen getir bir tane Sünni oraya şey koy. Şimdi bu şekilde hale getir. İnsanları 100 yıl orada kaynat. Sonra canın istediği zaman bas düğmeye, orayı karıştır, birbirine sok. Ondan sonra oradan insanlar kaçsın. Bunlara tek kucak açan devleti de bu işin müsebbibi olarak ortaya at. Utanma hiç. Hı hı. Bu devlet 10 yıldır, 10 küsur yıldır, 12 yıldır bağırsın. Burada güvenli bölge, güvenli bölgedesin. O günün Amerika'sı, o korku salmış Amerika için parmağının bir hareketiyle olabilecek bir şey bu. Sen bunu yapma. 58 devletin orada grupları olsun. Paralı askerleri, şusu busu. Sözde bu DAEŞ'i temizleyemesin. Burada da aynı zamanda buradaki halkı da kışkırt. Göçmenler diye burada da operasyon yap. Ya bunu artık çözün artık ya. Yani bunu çözemeyenin aklı vicdanı yoktur. Yani bu kadar evet. Basit. Hocam konumuza geri dönüyorum tekrar. Bu dediğiniz gibi Çin, Doğu Türkistan meselesi çok su götürür bir konu. Üzerinde çok konuşmak lazım. Yani haklı olan yanlar var, abartılan yanlar var. Bir de provokatif olarak Türk-Çin ilişkileri bozulsun diye de piyasaya sürülen görüntüler var. Söylediğimizi teyit eden hem Çin'in içinde Çin'in yapısı bozulsun. İşte bu terörizm gibi düşünün. Kürt kardeşlerimize yapılan dedik. O Gladio'nun yaptığı. Türk-Çin ilişkileri bozulsun diye dedik. Teyit eden bir şey var. Bunların en lideri görünen, dünyada da bunun bayraktarlığını yapan kadının CIA ajanı olduğu çıkmadı mı ortaya? Evet. Çıktı. Evet. Yani bu kesin. Yani burada bu konuda hep temkinli olmakta fayda var. Özellikle bizim gibi toplumda yayıncılık yapan insanlar. Eskiden çıkamıyordu ortaya. Evet. Dolayısıyla böyle gizli saklı her türlü numarayı çeviriyorlardı. İnanıyorduk. Tabii bir barış yapılmış bir savaşta, barış ilan etmiş bir devlete, iki tane nükleer bomba atıp iki şehri çocuğuyla, böceğiyle, çiçeğiyle evet. yok edip ileriye korku salarak zulümle yöneten, hiçbir savaşı kazanmamış bugüne kadar, hiçbir savaşa girmemiş, sadece korkuyla dünyayı yönetmiş bir devletten bahsediyoruz. Evet. Artık Türk geri geldi. Artık o korku bilmiyorum midesine mi kaçtı efendim, yuttu mu onu, ne yaptı bilmiyorum. Ama işte zaten de belli, pedofil, eli ayağı tutmayan bir tane başkanı var. Rezil oluyor dünyaya her gün. Çünkü evet, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. O gerçek Biden'ın onu da bilmiyoruz gerçi. Tuhaf hareketler yapıyor. Yani, rezil oluyor dünyaya. Evet, tuhaf. Amerika rezil oluyor aslında. Bunu şeyde söyledi, Trump da söyledi. Rezil ettiniz ülkeyi dünyaya. Evet. Çünkü Trump geliyor rezil galiba. Etmeden bölecekti zaten. Geliyor bölüp galiba. Artık yani eski Amerika hatırlayacaktı insanlar en azından. Fakat şimdi rezaletle hatırlayacak. Geliyor mu yani. Şey Trump? Yani gelmesi lazım. Gelmezse ben biliyorum ki Texas ayrılır. Trump da Texas başkanı olur. Yani oraya geliyor artık süreç. Evet. Geliyor. Hocam bitiriyoruz. Kara harekatı yapılır mı? Tabii yapılacak. Zaten yapılıyor da hani bahsettiğimiz manada. Resmi olacak da tabii duyurulur. Duyurulur. Peki bu harekatın sonrasında başka neler olabilir? Aşı var tabii yani ben Amerika yani mesela en azından bir 2-3 bir mücadeleler orada 1000 tır silah sonra 4000 tır dediler bilmem ne dediler bir taşeronlarını söyler ne o Blackwater'lar bilmem siyah sular bilmem neler falan bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Hiçbir şey yok ortada yani tamamen kaçıyor. Tamamen kaçarsa da karar hareketine gerek kalmaz yani sen havadan. Amerika orayı boşaltıyor sanki. Zaten ama bakın dedik. Ne zaman dedi biliyor musunuz? Bundan 2-3 ay önceydi. Bir Amerikan sözcüsü, bir kadın açıklama yaptı işte. 42 milyonu hemen 320 milyon yardım artı 2500 Amerikan askeri dedi. Daha ben o günün ertesi yaptığım programda dedim ki bunlar yalan söylüyor. Aynı Ukrayna'da gibi sizi bırakacak gidecekler, sizi feda ediyorlar dedim. Uyumayın, yemeyin, gelin Türk devletine sığının dedim. Adalete sığının. Artık yemeyin bunu yani. Dedim o zaman. Nitekim de aynen bunu evet. görüyoruz işte. İran'a gelemedik yani hocam. İran'a da geleceğiz. Onu da başka bir yayına saklayalım. İran çok özel bir yayın olmalı. İran'da çünkü çok ilginç işler oluyor. Yani kesinlikle. Toplumun bilmediği, belki İran toplumunun da bir kısmının bilmediği. İran'la ilgili bir başlık açmamız lazım. Tabii. Yani belki de İran'dan birini yayına dahil edip böyle bir detaylı İran-Türkiye ilişkileri. Çekiliyor çünkü insanlar. Ben görüştüğüm insanlar var. Söyledim de çekiniyorlar tabii. Yani dedim ki sesinin yüzünü kolay değiştirelim. Değil, ona rağmen çekiniyorlar. Evet. Çünkü bağlantı çözülür belki tabii öyle tabii. diye. Kolay değil. İran'dan bahsediyoruz. Tabii çok teşekkür yani, ederim biz hocam. Biz de bahsediyoruz. Bir de diyor insanlar. Hocam sen korkmuyor musun diyor. Vallahi biz Allah demiş yürüyoruz yani. Neyden korkalım? Ama çok insan için tabii kolay değil yani. O imana gelmiş olmalarını bekleyemeyiz insanlar bu dünya ve hayatta. Evet. Allah bize nasip etti yani. Ömür öyle de bitiyor. Böyle de bitiyor. Bize hocam. Nasip etti son yani. Son nefesin saati belli. Evet, evet. Aynen. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar tekrar görüşeceğiz.